Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Tekrar karşınızdayız. Neden karşınızdayız? Biliyorsunuz matematikte bazı müfredat değişiklikleri gerçekleşti. Geometride de. Bu da YGS ve LYS'yi elbette ki etkileyecektir. Bazı değişiklikler henüz net belli değil. Onu da belirtelim burada. Sizler verdiğimiz bilgileri göz önünde bulundurun. Ancak direkt olarak ÖSYM açıklayıncaya kadar kesin gözüyle bakmayın. Ani ufak değişiklikler olabiliyor. Ancak belirlenen bazı değişiklikler var. Bunları belirtelim hemen sizlere. Bir kere müfredattan kaldırılan bazı konular var. Matematikte taban aritmetiği, işlem, matris determinant, toplam çarpım sembolü müfredattan kaldırıldı. En sevilen konulardı. Garanti net gözüyle baktığınız konu vardı. Ancak bunlar müfredattan ne yazık ki kaldırıldı. Bunun dışında bağıntının özellikleri müfredattan çıkartıldı. Kısmen yansıma, simetri, ters simetri, geçme özellikleri artık yok. Karmaşık sayıların kutupsal gösterimleri kaldırıldı. İğri kısımları zaten birçoğunuz başarabiliyordunuz ancak kutupsal kısımlarda zorlanıyordunuz. Artık zorlanmayacaksınız çünkü yok. O noktada rahat edebilirsiniz. Ters trigonometrik fonksiyonların türev ve integralleri kaldırıldı. Yanlış anlamayın, ters trigonometrik fonksiyonlar kalkmadı. Arkların türev ve integrali artık müfredatımızda yok. Limitte 0 bölü 0 ve sonsuz bölü sonsuz belirsizlikleri varlığını devam ettiriyor. Ancak bunun dışındaki belirsizlikler nedir Raşit Hocam onlar? 1 üzeri sonsuz. 1 üzeri sonsuz gerçi geçen seneden de kaldırılmıştı. Sonsuz eksi sonsuz. Sonsuz üzeri sonsuz ya da 0 üzeri sonsuz. Sonsuz diye belirsizlik yok ya pardon. 0 üzeri sonsuz ya da sonsuz üzeri 0 gibi belirsizlikler kaldırıldı. Kaldırmasının sebeplerinden bir tanesi de bunlar zaten L'Hopital'le çözülüyordu genel olarak. L'Hopital de kaldırıldı şimdi konuya bakıyoruz. L'Hopital kalkınca bunları da kullanmanıza imkan yok. Ters dönüşüm formülleri kaldırıldı trigonometrideki. Bunun dışında eklenen bazı konular var ama bir de şey kaldırıldı. İntegralde hacim konusu kaldırıldı. Evet, alan ve hacim zorlanılan bir kısımdı. Hacim tamamıyla çıkartıldı. Öklid algoritması müfredatımıza eklendi. Çok zorlanacağınız bir konu değil. Videosu da hazır. Bilinçli tüketim aritmetiği biraz daha istatistiksel bir matematik müfredatımıza eklendi. Zorlanmayacaksınız. Şimdi bunların hemen bir değerlendirmesini yapalım. Geometriye geçelim Raşit Hocam. Bu kaldırılan konu var ki bunların %90'ı kesin. Onu da söyleyebilirim sizlere. Okullarınızda görmediniz zaten. O yüzden çok da kafanızı karıştıracak bir durum yok. Tanıdık gelmeyecek sizi zaten. Bizler oynatma listelerinden, YouTube'dan bunları çıkartıyoruz. Dolayısıyla çalışmanıza gerek kalmayacak. YGS'de olan konular vardı. Örneğin taban aritmetiği ve işlem konusu, bağıntının özellikleri bunlar YGS'ye ait konulardı. Ama LYS'de de sorulabilirdi tabii ki. Bunlar artık YGS'de sorulmayacak ya da LYS'de sorulmayacak demektir. Ancak diğerleri ters dönüşüm, L'Hopital, integralde hacim, belirsizlik gibi konular zaten LYS'nin konularıydı. Artık LYS'de bunları görmeyeceğiz diyebiliriz ve geometriye bakalım. Hemen geometriden kaldırılan ve eklenen konuları söyleyelim. Arkadaşlar Carnot teoremi kaldırıldı zaten çoğu yerde de anlatılmıyordu. Trigonometri 1 artık matematik testinde değil geometri testinde. Yani bize eklendi, geometri eklendi. Seva ve Menelaus kaldırıldı. Köşegen sayısını veren formül kaldırıldı. Çemberde uzunluk şey kuvvet ekseni kaldırıldı. Şimdi aynı şey matematik için de geçerli, o yüzden müdahale ettim. Seva ve Menelaus kaldırıldı diyoruz ama bunlar benzerlikte kullandığımız formüller. Menelaus'u kullanıyorduk da Seva'yı çok yok. Çok nadirendi. Şimdi Menelaus'u bir çocuk şimdi soru çıkınca Menelaus'u yapmamalı mı? Uygulamamalı mı? Yapmalı, bilsin bence. Yani bilmenizde fayda var. Bizler anlatmayı bırakıyoruz sadece, sıkıntı orada. Çemberde uzunluk kuvvet ekseni kaldırıldı arkadaşlar. Küre kapağı, küre kuşağı, küre parçası kaldırıldı. Zaten çok yoğun anlatılmıyordu da. Vektörel ve parametrik denklemler LYS'ye alındı. YGS'nin kısmındaydı. Dönüşümlerde homotötü kaldırıldı. Zaten 3 yıllık bir konuydu. Eklendi, kaldırıldı. Çemberin analitiğinde kuvvet, kuvvet ekseni ve çember demetik kaldırıldı. Konik ayrıtları kaldırıldı. Doğrunun vektörel denklemi eklendi. Uzay analitiği kaldırıldı. Fraktal kaplama ve süsleme kaldırıldı. Arkadaşlar bizden kaldırılan konular zaten çok bilindik konular değildi işin çok azı. Çok bir şey değiştiğini söyleyemeyeceğim geometri için. Matematik epey bir oynadı. Ciddi manada oynadı. Tabii ki bunun dönüşümü nasıl olacak? Ne yazık ki ileriki yıllarda göreceğiz bunları. Sizlerin sınavlarıyla ortaya çıkacaktır. Hepinize kolay gelsin diyoruz. Kolay gelsin.